Hey Siri. bugün hava durumu nasıl olacak? Bugün bulutlu gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklık yaklaşık 16 derece olacak. Gece en düşük sıcaklık 11 derece civarında olacak. Sen kahin misin? Sen kahin misin? Hava durumu tahminleri, gelişen teknoloji ve yüksek tutarlılık oranlarıyla sık sık başvurduğumuz model kehanetler diyebiliriz. Eski çağlarda böyle bir bilgi alıyor olsaydık, yaşadığımız bölge içinde büyük bir kahin olacağımıza şüphe yok elbette. Peki ya size insanlık tarihi boyunca gelecek hakkında bazı kehanetlerde bulunulduğunu ve bu kehanetlerin bazılarının tuttuğunu söylesem? Çok da fazla takılı kalmadan kehanetlerle dolu videomuzun içerisine birlikte dalalım. Kehanet nedir de başlayalım dilerseniz. Sonuçta önce neyin ne olduğunu doğru anlamamız gerekiyor. Sonra insanların bu kehanetlerle ne alıp veremediğine geleceğiz. Kehanet Arapça bir kökenin sahip kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre açıklaması bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme. Kahinlik. Kehanet bir kader. Kaderi fısıldayan kişilere kahin diyoruz. Kahin geçmişte, anda veya gelecekte olayları görebildiği veya hissedebildiği düşünülen kişilerdir kehanetler tek seferde yenilip ıslamaz. O yüzden biz 3 sınıfa ayırarak ilerliyor olacağız. Dilerseniz gelin antik kehanetlerle başlayalım. Antik zamanlara gidilir de konu Yunan mitolojisine gelmeden olmaz. Yunan mitolojisindeki en bilindik kahinlerden birisidir Delphi Oracle. Kahinler Apollon tapınağında bulunan altın, üç ayaklı sandalye üstünde otururlardı. Ziyaretçiler sorularını sorar ve kahinler tapınağın içinde bulunan ...dumanı yorumlayarak... ...kehanetlerde bulunurlardı. Mesela Yunan-Pers savaşlarında... Temistokles, Delphi oraikla danışarak... ...Yunanistan'ın Perslere karşı alacağı... ...zaferin ipuçlarını aldığı söylene gelmiş. Bir sonraki kehanet durağımız... ...Mezopotamya coğrafyası. Babil kehanetleri... ...çoğunlukla astroloji ve rüyalara dayanırdı. Gökyüzündeki hareketler... ...ve belirli semboller... ...geleceği tahmin etmek için kullanılırdı. Aslında astroloji... ...ve rüya tabirleri... Babililer özel değil. Günümüzde de modern yaşamımıza etkisi sık sık konuşulan olgular. Onca kehanete rağmen yıkılan Babil kuleleri. Bu talihsizliklerin hepsi mars Uranüs kavuşumunda. Kovalarda tıpkı oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir <laughs> Bir sonraki durağımız dini kehanetler. Dini inançlar kabul ediliş şekilleri bakımından kehanet sayılmasa da onlardan bahsetmememiz büyük eksiklik olurdu. Son zamanlar kehanetine bakacak olursak. İsa havarilerine tapınağın yıkımı hakkında bilgi verir ve bu olayın son zamanların başlangıcı olduğunu belirtir. Bu Kudüs'ün Romalılar tarafından milattan sonra 70 yılında işgal edilmesi ve tapınağın yıkılması atıfta bulunur. Yeni İncil içerisinde İsa'nın ikinci gelişi göklerin işaretleriyle birlikte gerçekleşecektir. Güneş, ay ve yıldızlar üzerinde harika işaretler görülecek ve insanlar korku içinde olacaklar. İsa, insanların ona doğru bakmalarını ve kurtuluşlarının yaklaştığını anlamalarını söyler. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet içinde gelecek perspektif konulmuştur. Kıyamet suresinde kıyamet gününün alametlerine yer verilir. Ölülerin diriltilmesi, güneşin karartılması, yıldızların düşmesi, göğün yırtılması gibi olaylara yer verilir. Yine Karya suresinde kıyamet gününün alametlerinden bahsedilir. Yeryüzünün alt üst olması, insanların yaygaraya tutulması, göğün yarılması gibi olaylar bu surede bildirilir. Gördüğünüz gibi milattan önce ve sonrasında dünya tarihi boyunca kehanetlerden hiç vazgeçilmemiş. Eğer zaman ilerledi bu, teknoloji çağındayız, bitti bu kehanet devri diyorsanız hiç o kadar acele etmeyin. Modern zamanlara geldiğimizde hiç azın sanmayacak kadar kehanetler olduğunu siz de göreceksiniz. Mesela Baba Vanga. 1911'de Bulgaristan'da doğan Vanga çocukken geçirdiği bir kaza sonrasında görme yeteneğini kaybetti. Ancak iddia ettiğine göre bu olaydan sonra doğal üstü yetenekler kazandı. Baba Vanga'nın kehanetleri arasında birçok iddia yer alsa da en meşhur ve gerçekleştiği iddia edilenlerden birisi 11 Eylül 2001'deki terörist saldırısını önceden haber verdiği yönündedir. Bazı kaynaklara göre Baba Vangan'ın 1989'da yaptığı bir kehanetçe Amerikalı çelik kuşlar tarafından vurulacağı söyleniyordu. Bu ifade bazı yorumcular tarafından 11 Eylül saldırılarını ve uçakların Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpması önceden işaret ettiği şeklinde yorumlandı. Ancak Baba Vangan'ın kehanetlerine dair birçok yorum ve iddia bulunmasının yanı sıra gerçeklikle ilişkisine dair kesin bir kanıt yoktur. Modern zamanlarda toplumca en çok bilinen başarısız kehanetlerden biri 21 Aralık 2012 ile tarihlenen Maya takviminin sonu. Birçok kişi Maya takviminin 21 Aralık 2012'de sona ermesinin bir tür kıyamet senaryosuna işaret ettiğine inanmıştı. Bu tarih popüler kültürde ve medyada büyük ilgi yordu ve birçok kehanet, spekülasyon ve endişe yol açtı. Ancak 21 Aralık 2012 geldiğinde herhangi bir büyük felaket olmadı ve yaşam normal şekilde devam etti. Maya takviminin sonunun bir döngünün sonu ve yeni bir döngünün başlangıcı olduğu birçok araştırmacı ve uzman tarafından vurgulanmıştır. Bu tarih birçok insan için büyük bir hayal kırıklığı oldu ve birçok kehanesin boş çıkmasıyla sonuçlandı. Günümüzde kehanetler sadece böyle kulağa çok olağan dışı kehanetler olarak gelmiyor aslında. Günümüzde veriye dayalı tahminler ya da kehanetler birçok alanda yapılmakta. En basiti bitcoin ne kadar olacak? Günümüz YouTube kahinleri yatırım tavsiyesi değildir diyerek işin ters gitmesi durumunda konudan hemen sıyrılırken geçmişteki kahinlerimiz sözünün eri olarak kehanetlerinin arkasında durmaktaydı. Ne kadar dolarınız varsa satın, TL'ye geçin bana şükredeceksiniz. Yatırım tavsiyesi değil. Peki ama neden hepimiz geleceği bilmek istiyoruz? Zaten yaşayıp görmek varken bu gelecek merakımız nereden geliyor? Binlerce yıl önceden gelen bu merak günümüzde hala devam ediyor. Kimilerimiz hayatına bir heyecan katmak adına falcılara giderken, kimilerimiz bir kahveden gelecek haberi yakalamaya çalışıyor. Bazılarımız Burç yorumlarında da o ay kendilerinin neler beklediğini odaklanırken, kimimiz geleceği doğru tahmin edebilmek için doğduğu güne dönerek doğum haritası sarılıyor. İnsanların kehanetlere olan ilgisi, belirsizlikle başa çıkma duygusu, kontrol arzusu, kendini güvende hissetme gereksinimi gibi duygusal ve psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Geleceği bilmek insanların bilinmezlikten kaçınma ve kontrol duygusunu arttırmanın bir yansımasıdır. Ayrıca kültürel etkiler, toplumsal normlar ve eğlence ile ilişkisi insanların kehanetlere olan ilgisini arttırabilir. İnsanlar, geleceği görmenin yaşamlarını şekillendirme ve gelecekte olası tehlikelerden korunma şansını arttırabileceğine inanmakta. Bu nedenle kehanetlere duyulan özel ilgi, insan doğasının en derin parçasıdır ve geleceği merak etmek insanlığın en temel özelliklerinden biridir. Sahi merak etmeseydi elmayı ısırtır mıydı hava?